Baba! Jelly, yüzümün haline bak. Aa, buldum. Hemen dönerim. Sen burada bekle. Tamam, döndüm. Sana bir çözüm getirdim. Bakalım bu şırıngayı kullanarak o sivilceleri yüzünden çekebilecek miyiz? İşe yaramadı. Ama yüzüm böyle görünemez. Daha pes etmedim mi bu sorunu çözeceğim? Hayır. Ah, kandırdım, şaka yapıyorum. Bu kez yemek çubuklarını deneyeceğiz. Şimdi kımıldama da şunu deneyelim. Bunlar da işe yaramadı. Belki de bir umutsuz vakadır. Olmaz, daha işim bitmedi. Bu sadık cetvel sonu çözmemize yardım edecek. Tamam, ölçülerini aldım. Şimdi sıra cımbızda. Eyvah, sivilce sorunun bayağı kötüymüş. Hayatımdan nefret ediyorum. Bu başıma gelen en kötü şey. Evet, çıkmaza girdiğimiz doğru. Demek sivilce sorununuz var. Senin için bir çözümüm var. İşte sana göstereyim. Bu sivilce bantları cildini hemen temizleyecek. Sivilcelerinin hepsine birer bant yapıştırmalısın. Bir süre sonra bantları çıkarınca cildin arınmış olacak. Ay canına, yüzüm normale döndü. Rica ederim. Evet. Ne güzel uyumuşum. Hadi uyan bakalım, artık giyinme zamanı. Hoş ama yeterince değil. Böyle daha iyi. Saçlarımı da yapsam iyi olur. Oh, bu hiç iyi değil. İşte bu bana yakıştı. Bir şey eksik. Buldum, biraz takıya ihtiyacım var. Her kızın hayatında biraz parıltıya yer vardır. Çok çok güzel. Kıyafetime de çok güzel uyacak. Alex'in bunu bana verdiği anı hala hatırlıyorum. Çok romantikti. Harika bir çocuk o. Ve o zamandan beri buna bayılıyorum. Tamam, sanırım hazırım. Artık çıkayım. Bu Alex değil mi? Başka bir kızla konuşuyor. Acaba ne diyor? Bu gördüğüm en komik filmdi. Az kalsın unutuyordum. Sana bir şey aldım. Gözlerini kapa. Sürprizlere bayılırım. Sevgiline sürpriz yapmak için bir kase epoksi reçine ihtiyacın var. Sonra bunu içine sim ekliyorsun. Sim iyice karışana kadar reçineyi karıştırıyorsun. Güzel görünüyor. Şimdi kalp şeklinde bir kalıp alıyorsun ve içine epoksi reçineyi döküyorsun. Kalıbı tamamen doldurup sertleşmesi için bırakıyorsun. Reçine sertleştiğinde kalıbı çıkarıyorsun. Sonra buna bir zincir takıyorsun. Geriye kalan şey bunu şanslı kişiye vermek oluyor. Tamam, gözlerini açabilirsin. Oh, vay canına, bu benim için mi? Dur, ben halledeyim. Ama onun sevgilisinin ben olduğumu sanıyordum. Artık yeter. Bunu nasıl yaparsın? Bu aynı benim kolyeme benziyor. Al, sen de kalsın. Selam. Sanırım Cheryl'ın sevgilisi yok. Selam Cheryl. Bugün çok iyi görünüyorum gerçekten. Gerçekten öyle. Selam. Selam. Muhteşem görünüyorsun. Bu haksızlık. Of. Bak, şu kıza bize bakıyor. Yine. Ne? Ben mi? Buna nasıl cesaret edersin? Sanırım birinin cildinde ciddi sorunlar var. Bakalım ezik kimmiş? Ne? Bu nedir? Yüzünde bir sorun var senin. Bak. Cildim. Benim kusursuz cildime ne oldu şimdi? Nasılmış? Boynuzlar nasıl olur acaba? Kafanda bir şeyler çıkıyor. What? Oh no! Bana neler oluyor böyle? Bak, her şey düzelecek. Üzülme. Ne sevgi dolu. Ama o da yanılıyor.
Bir dakika, oradaki de kim? Hayatımın aşkı. Selam Eli. Bunları sana getirdim. Oh, vay canına. Çok ani oldu. Teşekkür ederim. Bütün bunların nasıl olduğunu hiç anlamadım. Çok inanılmaz bir çocuk gerçekten. Rüya gibi biri. Birileri benim hakkımda mı konuşuyor? Oh, buradaymış. Şu hareketlere bak. Merhaba hanımlar. Sana da merhaba. Vay canına. Aa, saçlarına bak. Kötü görünüyorlar gerçekten. Ama benim gitmem lazım. Bu çok utanç vericiydi. Pardon, burada biri mi var? Ne haber? Sakın ses çıkarma. Atmosferi mahvediyorsun. Gerçekten mi? Şimdi daha iyi misin? Şu tuvalet kağıdını ver bakayım. O zaman gidecek misin? Güzel. Al o zaman. Buna senden daha çok ihtiyacım var. Saçlarımı düzeltme zamanı geldi. Öncelikle saçlarımı at kuyruğu şeklinde topluyorum. Sonra böyle vurgu yapıyorum. Şimdi bunu tuvalet kağıdının içinden geçiriyorum. Sonra saçlarımı aşağı katlayıp lastik bantla tutturuyorum. Hoş bir topuz oldu. Pekala, buradan çıkıp gezmeye ne dersin? Olabilir. Bu çizimimle çok gurur duyuyorum. Çok çok güzel. Bayıldım. Ne haber inekler? Oh, selam Mendy. Selam. Farklı bir şey fark ettin mi? Vay, bu gerçek mi? Biraz mürekkep olsun istedim. Dahası var. Benim derin bir tuvalimdir. Çok havalısın. Hadi açılın artık. Şöhretimi mahvediyorsunuz. Hiçbir şeye benzemiyorlar. Bu gürültü de nedir? Keşke ben de bu kadar popüler olsam. Oh, bu çok üzücü. Stacey'e yardım etmem lazım. Bu işe yarayabilir. Gazlı kalemin kapağını çıkar. Sonra ucunu dikkatlice kesmek için bir bıçak kullan. Bunu hallettiğinde tekrar ufak bir parça kes. Aynen böyle. Şimdi bununla bir kalp yapıyorsun. Çok harika. Mendy kendisinin çok havalı olduğunu düşünüyor. Belki bu konuda sana yardımcı olabilirim. Ne? Belki senin de biraz taze mürekkebe ihtiyacın vardır. Neden bahsediyor? Bir dakika, anladım. Vay canına. Kalemin ucunu cildime bastırabilirim. Dövme gibi olacak. Ama kalıcı değil. Güzel görünüyor. Vay canına, dövmelerine bayıldım. Ama benim de dövmelerim var. İşte başardık. Neyse, belli etmeyelim. Şişt, gel buraya çabuk. Şuna bir bak. Bu bizim sırrımız. Şşş.